gerçek mi değil mi diye çok konuşuldu, çok tartışıldı. 11 Haziran 2022 tarihinde Yağmur Mısırlı adlı Twitter hesabı kepli bir kız öğrenci resmiyle USA bir öğrenci kaybetti, Türkiye bir diş hekimi kazandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bizlere uşak olmayı öğretmediği gibi ailem beni yabancı memleketlere hizmet edeyim diye okutmadı. Önce vatan yazısını paylaştı. Yapılan paylaşım sosyal medyada popüler olanların tam aksine iddia ediyordu. Tweet'e kısa süre içinde 60 binin üzerinde beğeni ve çok sayıda yorum geldi. Aynı hesap yaklaşık 16 saat sonra gökyüzünde Türk Hava Yolları'na ait bir uçak kanadının görüntüsüyle birlikte "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısının sözlerini paylaştı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Mısırlı'nın ilk tweetini alıntıladı. "Yağmur, tebrik ederim. Anneni ve babanı senin gibi bir vatansever evlat yetiştirdikleri için kutlarım. Türkiye'ye dönünce annen ve babanla birlikte Anıtkabir'e gideceğine ve geldim atam diyeceğine eminim" diye yazdı. Özdağ'ın alıntılamasına da 20 binden fazla etkileşim geldi. Peki bu paylaşım ne kadar gerçek? Yağmur Mısırlı'nın Amerika'dan Türkiye'ye dönen bir diş hekimi olduğu doğru mu? Son nokta yine Yağmur Mısırlı adlı hesaptan geldi ve durumun sosyal bir deney olduğunu belirtti. Mısırlı Twitter hesabından 12 Haziran 2022 tarihinde yaptığı paylaşımla hesabın fake olup olmadığını araştırmaya gösterdiğiniz özen ve dikkati keşke seçim sandıklarında da gösterseydiniz. Ülkeden el sallayarak kaçan ve sizlerle dalga geçip Türkiye Cumhuriyeti'ni küçük düşüren familyalarınızı alkışlamaya devam edin. Bu bir sosyal deneydi. Teşekkürler diyerek her şeyin bir kurgu olduğunu itiraf etti. Bu tweetle birlikte hesabın Amerika'dan Türkiye'ye dönen bir diş hekimi olmadığı ortaya çıktı.